Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Galaxy Watch 4 ve Watch 5 ailesinin aralarındaki farklardan biraz bahsetmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde ben kanalımda bir video paylaştım ve bu videoda sizlere Samsung'un en yeni akıllı saati olan Galaxy Watch 5 ailesini anlatmaya çalıştım. Bu bir önceleme videosuydu. Saatleri çok kısa bir süre önce görmüştük çekimden önce ve uzun bir test yapma imkanım olmadı. Fakat o videonun altına çok fazla yorum geldi. Hani 4'ten geçilir mi? 4 klasikten geçilir mi? Ya da işte 5'in ne gibi farkı var, 5 Pro'nun ne gibi farkları var gibi birçok soru geldi. Ben de hem bu sorulara yanıt vermek hem de kafa karışıklıklarını gidermek adına bu videoyu hazırladım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Çok güzel bir tablo hazırladım ve bu tabloyu zaman zaman videonun içinde ekranda göstereceğim. Ve bu tablodaki bilgiler ışığında siz de hani Watch 4 ile Watch 5 arasındaki modeller arasında ne gibi farklılıklar var çok net bir şekilde göreceksiniz. Tabii Watch 5 ile beraber şöyle bir farklılık oldu. Daha önce Samsung Galaxy Watch 4 ve Watch 4 klasik olmak üzere 2 tane model vardı. Watch 5'te ise Watch 5 ve Watch 5 Pro olmak üzere iki farklı model oldu. Yani klasikin yerine artık Pro diyoruz biz ve özellikleri de bir parça değişmiş durumda. Tabloyu ekrana vereyim ve üzerine hemen konuşmaya başlayalım. Tabloda görüyorsunuz 4 tane saatimiz var. Galaxy Watch 4, Galaxy Watch 4 Klasik, Galaxy Watch 5 ve Galaxy Watch 5 Pro. Çerçeve boyutlarına baktığımızda Watch 4 ile Watch 5 arasında bir fark yok. 40 ve 44 milim varmış daha önce ve yine 40 ve 44 milim geldi Watch 5'te. Ama klasik olan sürüm ile Watch 5 Pro arasında önemli bir fark oluştu şu anda. Daha önce 46 ve 42 milimetresi vardı bu Watch 4 Klasik'in. Watch 5 Pro'da ise 45 milim tek bir tane boyut var. Çerçeve boyutundan bahsediyorum bu arada burada. Çözünürlüklere baktığımızda ise aslında çok fazla bir değişiklik yine burada da yok. En azından Watch 4 ve Watch 5 modeller arasında yok. Watch 4'te 396-396 piksel 40 milim için, 44 milim için 450-450 piksellik bir çözünürlük varken Watch 5'te 396-396 ve 450-450 devam ediyor. Yine aynı boyutlarda kalmış durumda. Watch 4 Klasik'te 396-396 pikselde 450-450 pikselde. Yine Watch 5'te de 450-450 piksel geliyor. 321 ppi bir ekran değerimiz var. Ekran teknolojisine baktığımızda ise saatlerde bir fark olmadığını görüyoruz. Galaxy Watch 4 ailesinde de Super AMOLED bir ekran kullanılıyordu. Watch 5'te de aynı durum devam ediyor. Benzer şekilde ekran boyutları da değişmemiş. Yani Galaxy Watch 4 ile Watch 5 arasında ve Watch 4 Klasik ile Watch 5 Pro arasında ekran boyutu anlamında bir farklılık yok. 1.2-1.4'tü aynı şekilde devam ediyor. Depolama alanları da aynı. Onlar da 16 GB şeklinde devam ediyor arkadaşlar. Bluetooth tarafına geldiğimizde ise burada farklılık var. Watch 4 sürümlerinde 5.0 kullanılırken Watch 5 ve Watch 5 Pro'da 5.2'ye geçilmiş. NFC hepsinde var. 4. nesilde de vardı. 5. nesilde de geliyor. LTE dediğimiz yani SIM kartlı sürüm. E-SIM'li daha doğrusu sürüm. Daha önceki sürümde de vardı. Bu yeni nesilde de geliyor arkadaşlar. Ancak daha önceki nesilde LTE sürümü Türkiye'ye getirilmemişti. Bu yeni 5. sürümde gelecek mi gelmeyecek mi henüz net değil ama ilk etapta gelen sürümlerin LTE destekli olmadığını söyleyeyim. Ben bu soruyu Samsung'a özellikle sordum ve LTE sürümün önümüzdeki günlerde gelebileceğini söylediler. Bu kesin bir bilgi değil. Yani gelebilir biliyorsunuz. Gelir demediler. Gelebilir dediler. Gelmeyebilir de. Onun da altını çizeyim. GPS teknolojisi önceki sürümde de vardı. Şimdiki sürümlerde de var. Pil kapasitelerine gelecek olursak Galaxy Watch 4'te 247 mAh iken Galaxy Watch 4 Klasik'te 247-361'di. Yani 46 ve 42'ye göre söylüyorum. Galaxy Watch 5'te ise pil kapasitesi 40 mm'de 284 iken 44 mm'de 410 mAh'e çıkartılmış durumda. Yani pil ömrü birazcık arttırılmış. Galaxy Watch 5 Pro'da ise pil kapasitesi 590 mAh'e çıkartılmış. Yani yeni nesil sürümlerde artık pilleri daha güçlü. Burada belli bir %40 oranında da arttırıldı, %30 oranında arttırıldı falan gibi bilgi verildi. Yani zaten 1,5 gün falan gidiyordu bildiğim kadarıyla. Muhtemelen 2 güne yaklaşan bir pil ömrü olmuştur diye tahmin ediyorum ama bunları test etme imkanım olmadı. O yüzden tahmini değerler olduğunu söyleyeyim. Saatlerin gövde malzemesine gelecek olursak Galaxy Watch 4'te alüminyum, Galaxy Watch 4 Klasik'te paslanmaz çelik, Galaxy Watch 5'te alüminyum ve Galaxy Watch 5 Pro'da ise titanyum alaşım olduğunu söyleyelim. Önceki sürümde, şimdiki sürümde IP68 sertifikasyonuna sahip. Gelelim EKG ve tansiyon meselesine. Şimdi Galaxy Watch 4'te bu özelliğin geldiği söyleyenler oldu bana yorum olarak yazanlar içinde. Gelmediğini söyleyenler de oldu. Anladığım kadarıyla bazı saatlere gelmiş, bazılarına henüz gelmemiş. 4. nesilde de bu özelliğin olduğunu biliyorum. Ben öyle bir bilgi almıştım Samsung tarafından. 5. nesilde de aynen devam ediyor. EKG ve tansiyon özelliği bulunuyor her iki saatte de. Su geçirmeme konusunda 50 metreye kadar olduğunu söylemiştim ama bir kez daha tabloda da var. Ondan da bahsedelim. Bütün akıllı saatlerde Android Wear OS bulunuyor. İşlemci açısından baktığımızda ise işlemcide bir değişiklik yok. Exynos W920 işlemci kullanılmış. Watch 5 ailesinin önemli bir farkı yine burada ortaya çıkıyor. Watch 4 modellerinde deri sıcaklığını ölçme özelliği yokken Watch 5 modellerinde bu özellik bulunuyor. Çünkü bunun için ayrıca bir sensör var saatlerin üzerinde.
Şimdi gelelim fiyatlara. Samsung Galaxy Watch 4 modelinin 40 mm'nin fiyatı 2499 TL, 44 mm'nin 2699 TL. Samsung Galaxy Watch 4 Classic'teki fiyat ise 3000 TL olduğunu söyleyeyim. Samsung Galaxy Watch 5 40 mm için 4499 TL, 44 mm için ise 4999 TL bütçe ayırmanız gerekiyor. Ailenin en pahalı modeli olan Samsung Galaxy Watch 5 Pro ise 7999 TL. Şimdi bu bilgileri verdim, tabloyu gördünüz. 4'ten 5'e geçilir mi? Aralığında inanılmaz bir fark yok. Görüyorsunuz modellerin. Ama Watch 5 Pro biraz daha böyle profesyoneller için, dışarıda spor yapanlar için, işte GPS'ten geri dönüş özelliği bulunuyor mesela. Huawei'nin bazı saatlerinde de var bu özellik biliyorsunuz. Bir parkurda yürüdünüz sonra geri geri bu GPS kayıtları üzerinden geriye dönüş yapabiliyorsunuz. Bu tarz ihtiyaçları olanlar için aslında güzel bir model olmuş. Onun altını özellikle çizeyim. Ama hani Watch 4 varken Watch 5'e geçilir mi? Öyle çok da spor yapmıyorsanız ya da çok o amaçla kullanmayacaksınız. Çok da şart değil. Aralarında böyle söylediğim gibi inanılmaz bir fark da yok. Birçok özellik zaten ortak olarak kullanılabiliyor. Ufak tefek güncellemeler tabii ki yapılmış ama bunlar içinde var olan bir modelden diğerine geçilir mi? Geçilmez. Peki yeni alacaklar için ne düşünüyorum diye soracak olursanız yeni alacaklar Watch 4 de alınabilir. Hem fiyatları daha uygun hale geliyor yeni model çıktığı için. Eğer benim için hani şu özellik bana lazım değil ben onu almasam da olur diyorsanız Watch 4 modeli de alınır. Watch 4'ün klasik modeli bile alınabilir arkadaşlar. Birazcık ihtiyaç ve beklentilere göre yorum yapmak daha doğru olacaktır ama mesela çok böyle sporla ilgilenmiyorsanız aşırı bir outdoor spor merakınız yoksa Watch 4 klasik alıp geçilebilir diye. Hem de bütçe anlamında cebinizde ciddi bir para kalmış olur. Ama ben illa en son modelini alacağım ve sürekli her şeyin en yeni modelini almak istiyorum diyorsanız zaten ne ben ne de bir başka sizi durdurmuyor arkadaşlar. Evet, bu videoda sizlere Samsung Galaxy Watch 4 ve Watch 5 ailesi akıllı saatlerin özelliklerini anlatmaya çalıştım. Ne gibi farklılıkları var? Hangisi daha iyi? Hangisi tercih edilmeli? Neden hangi modeli almamız gerekir gibi soruların yanıtını bu videoda bulduğunuzu düşünüyorum. Eğer hala aklınız takılan sorular varsa yorumlarda yazmak çekinmeyin. Elimden geldiğince notlamaya çalışıyorum. Ve yapacağınız yorumlar benim için gerçekten de önemli. Bu konuda desteklerinizi esirgemeyin. Ayrıca benim için önemli olan bir konu daha var. Kanala abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi de unutmayın. Bu da benim için önemli. Özellikle markalardan bir ürün vesaire isterken ya da işte şu kadar abonem var, bu kadar abonem var diye övünürken bu rakamlar benim çok işime yarıyor. Aynı zamanda beni sosyal medya hesaplarından da takip edebilirseniz çok sevinirim. Oralarda çok güzel videolar paylaşıyorum. Çok güzel içerikler paylaşıyorum. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri açıklamada mevcut. Tek bir tıklamayla hepsine abone olabilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldik. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.